بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. Bizlarga Ramazon oyi ro'zasini tutishni farz qilgan Alloh taologa hamd sano bo'lsin. Bizlarga Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazishni sunnat qilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovat va durudlar bo'lsin. Allohumma la sa'ida illa ma ja'alta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز ومحترم دين خاطر الله قال بعد الحمد لله صنع الله مسكن وزنين قلوب ومبارك وإيجا بارك الله مزنا صاف صلاة مدينة كده وعيدين كنزلنا وزنة تشبلنا kechalarini hamma qurbonlarni bedor bo'lish bilan o'tkazib ibodatlarni ado etib savoblarni kashf qilishimizni muyassar etdi. Bugungi bu muborak kechada sizlar bilan ushbu oyda yaxshi bir niyat bilan Ramazon oyi axloq oyi, odob oyi, qalbni poklash, ruhni tiklash degan mavzudagi darslarimizni, suhbatlarimizni davom ettiramiz. Kecha shahrimizni masjidlaridan birida xuddi sizga o'xshagan azizlarimdan ikkinchi darsni o'tgan edik. U darsimizda qalbni poklash, nafsni tozalash, qurbni sayqallash tizimini maqsad etib ekanligini, bu borada Qur'oni karim oyatlari, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadis shariflari tomonlaridan o'rgandi. Undan so'ng bu ilm sohasida, ruhiy tarbiya ilm sohasida bitirgan ba'zi bir ulug' allomalarni shaxslari va kitoblarini eslab o'tdik. Oxiriga kelib bugun ko'plab o'zimiz tarafdan ta'lim qilingan ba'zi bir kitoblarni, jumladan Islom ma'naviy jinoyatlarga qarshi degan kitobni, hadis va hayot silsilasidagi niyat, ixlos, ilm kitobi ham shu bobda ekanligini, undan keyin yaxshilik va axloq kitob degan inshoolloh 34-chi juzi bo'lishini, ana 35-chi juzi zikr, duo, istig'for kabi boshlanganligi, undan keyingisi kitob adab ekanligi, undan keyingisi zuhd kitobi ekanligini, mana shu yerda bu ilmga, ya'ni inson qalbini poklash ilmiga, ibodatiga, hayotiga ruh kiritish ilmiga, tazkiya nafs ilmiga, ta'zimul axloq ilmiga undan so'ng yana xuddi shu yo'lda og'zaki tarjima tariqasida Imom Buxoriyni adabini kitobi, Imom Hasan al-Vaziyni kitobi birri va silati nomlangan yaxshilik va silai rahm kitobini, shuningdek Imom ibn Abi Dunyoni makorimi axloq kitobini va boshqa kitoblarni tarjima qilinganligi sizlarga qisman taqdim qilib qolganlari so'zlar oxirida mana shu ilmni rivoyatlari, kelgan oyatlari, hadislarni hammasini olib mukammal bir ilm sifatida sharh qilib o'zimizni sharoitimizga moslab ruhiy tarbiya degan bir kitob qilgan. Bu kitob deyarli 1000 metrdan ortiq ekanligi, 3ga bo'linganligi, har bo'lagi 500 sahifadan ko'proq ekanligi, birinchi bo'limi poklanish deb atalishi, ikkinchisi tiklanish deb atalishi, uchinchisi to'planish deb atalishi va ulardan ba'zi mavzularni gapirdi. Endi bugun sizlar bilan
ana shu darslarimizni davom ettirib, mazkur kitobda keyingi boblarda ba'zi so'zlarni aytib so'zlashamiz. Boshqa barcha ibodatlar, insonga zarur narsalar, insonning hayotida kerak bo'ladigan narsalardan zaruratni birinchi o'rinda turgan kabi qalbni poklash, nafsni jilovlash, xulqni sayqallash, ilmi bo'lmish ruhiy tarbiya ilmida ham hammadan muhim ilm turadi. Ilmni yaxshilab egallagan odam bu ishni ham yaxshilab amalga oshiradi. Siz bilamizki, ma'lumki, bizning dinimiz islom dini, ilm dini. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Keling, ilm nimaligini ilm degan nima degan o'zi? Men bu sohada desangiz, bir ko'p ishlar qilib berdim. Ilmiy javob, ya'ni ilmda nima ekanligiga ilmiy javob beraman. Chunki o'qimaganmiz, o'rganmaganmiz. Ruhiy tarbiyalarimizni dars bo'lmagan, shuning uchun bilmaymiz. Ilm arab tilida ayn, lam, mim moddasidan olingan so'z. Aslida shu ma'noda belgi ma'nosida ishlatiladi. Shuning uchun bayroq bir davlatni belgisi bo'ladi, qanchada alam deydi. Alam, ilm, belgi. Nima belgisi? O'sha tanishi lozim bo'lgan narsa belgisi. Mana bugun mana shu narsaga keldim. O'tiribman. Qaradim, boshqa-boshqalarga o'xshagan ko'rinishda emas, balki doira shaklida. O'ziga yarasha boshqalardan ajratiladigan belgilari bor. Shu belgilarni ham o'zimga singdirib olsam, bu majlisni haqida bilim hosil qilgan bo'lardim. Ana bilim degan lug'at ta'rifi shu. Domlani ko'rganman, qomatlari nima qaradi, yaxshilab ko'rdi. Keyin ko'pchilik ishdan ishini ajrata oladi. Demak, bu kishi belgilarini bilib oldi, ammo bu kishining haqida bilim hosil qildi. Ana ilmni lug'at ma'nosi shu. Ilmni istilohiy ma'nosi nima? Desan, ulamolarimiz aytishadi. Imom Juzjoniy aytadilarki, ilm voqeiylikka muvofiq tanishda mustahkam aqidaga ega bo'lishi. Voqelik bor. Shu voqe narsani ko'rib, aynan o'zini ko'rganida shunday e'tiqodi mustahkam bo'ladi. Ana shu deydi. Ilmni istilohda aytiladiki, idroki shay'i kama huwa fil waqi'. Bir narsani voqelikda qanday bo'lsa shu qadargacha idrok etish ilm hisoblanadi. Jahl teskarisi. Bilimsizlik teskarisi ilm. Ana endi mana shu ilm bizni dinimizdan yuqori qo'yganimiz. Islom ilm dini. Qur'on so'zini qur'onda, ya'ni ilm hosil qilish vositalaridan biri bizning muqaddas kitobimizga nom bo'lib Qur'on deb qo'yildi. O'qish. O'qimoq. Ana ilmni Alloh subhanahu va taolo Qur'on Karimda 379-ta oyatda tasdiqladi. Ilm moddasi bor. 379 oyatda Qur'onda ilmni maqtagan, tahlillarni maqtagan, ilmni bor. Shularni albatta 379-dan qabul qilishimiz lozim bo'lmoqimiz yo'q. Namuna uchun ikkitasi qolgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rohim. Ya'lamu alladhina amanu sizlardan iymoni bor, iymon keltirgan va ilm berganlarning darajasi yuqori. Demak, mo'min musulmonlarning ichida kimni darajasi yuqori odam deb hisoblaymiz desangiz, bu oyatni mantiqiga qaraganda iymon bor mustahkam va ilm bor odam darajasi yuqori. Yolg'iz iymonni o'zidan yolg'iz ilmni o'zi ham yetmasa kerak. Iymon bilan ilm qo'shilganda haqiqiy Alloh bergan darajani belgilaysiz.
içinde çıkmış. Biz bazen bazılarımızın gönlümüzün ruhi terbiyede, kalbinin vakıya şirketinde, nefsinin cilavda şirketinde, ahlakını sevgilerle şirketinde, iman ve ilim, bir gelinçte bugün verilir, bu ilim nasıl kurulur, ve insanın kalbini Allah'a verir. İçki dünyasını güzelleştirir. Ve hemen tarafta maviyat, İkinci ayet, Allah Teala der ki: "İnnemâ yahşâ Allâhu min 'ibâdihil 'ulemâ." Albatta, ta'kidle aytaman ki Allah Teala, Allah'tan hakiki korkanlar, onun âlim bendeleridir. İlim bulmasa ortadan kalkmayın. Allah'ın hakikat bilgisi bulsun. Allah'ın sıfatlarını bilsin. Allah'ın mahlukatları doğrusuna gidip olsak, ana şundaki alim Allah'ın kumpar. Allah'ın takidi şudur. Elbette dini ilim mukaddam. Bunu biliş gerek. Lekin dünyavi ilimlerle bilgiler hem, eğer ilmi hakiki olsa, o zaman insanı olsa, Allah'ın kumpar'ı dönüşürler. Kitaplarda kenar okumasınlar, bazen günündeki en maşhur tabii ilimlerle adamları, Müslüman cilinden Kur'an'dan başka bir haberi yok adamlarım var. Sonra altmışkende, o sonra altmışkende bizi dolaşanımız. Dünyada ilimler, tabi, fizik, kimya, kimya, matiyan ilimler, ta başka ilimlerine hem insanlıktan doğru organı hakiki olduğu derler, Allah'ın kudretine kâb etmesine ihtiyacı yok. Çünkü tahtlarına kadar bir kadar bir kadar bir kadar olmaz. Hakiyeler, bir tanesi de bazı bir kadar bir kadar bir gelmez. Hakiki ilim varlığı da idrak edilmeli. Çünkü Allah'ın Allah'ın şahiyette elbette. Elbette Allah'ın onun bendelerinin içine Allah'ın varlığı, ilim varlığı. Yani kalbin varlığı, ruhunu sevmelerle ahlakını düzeltirsin işlerine. Ruhi bayramımız içimizin tam doluş manasına gidildiğinde demek Allah'ın korkarı olması çünkü yaşayan ilim varışımız gerek olarak. Şunun için ilimini bizim dinimizden bahsediyoruz. Habib Peygamberimiz, sevgili Peygamberimiz, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkında dedi talab-ı ilmi farizatun ala kulli muslim. Her bir Müslüman şahıs var ki, bunun için talab-ı ilim kılıç, ilim talab-ı kılıç farzdır. Şimdi şu ilim talab-ı kılıç farz dediğin iki kısımlı konu. Farz-ı ayn, farz-ı kifaya. Farz-ı ayn dediğimiz kişi başıya farz-ı kılıç. Her bir mu'min var, musulman var, erkek var, ayağ var, başına farz var, bana ben de ilk edilir ki uzun başıya şahsı yaparız. Bu ilimde mağdurlarım özel mükemmel zaten komediye, mükemmel zaten komediye. Mükemmel müziğe buradan şey edin, bana da buradan şey edin. Hem buradan şey edin. Bu ne kadar? Farz-ı ayn böyle. Kişi başıya farz olan ilimler. Bana şu hayatın modumuzu şimdi kere koyan ilimler aslında. Oğlan, kız, huzur, oya gidiyor. Bana başarışı değil mi? Şahadet edin lazım. La ilahe illallah. Onu dalilini bana kibir olmayı dalilini kibir olmadan, hücretini kibir olmadan, lakin bazen şahadet getirişi her bir dalavetli yetken onun Müslümanı balası getirir. Hani endi hoca mektedeki namaz vakti geldi, namaz onu karıştırır. Başı getirdiğinde ders kaydedildi. Yürüp yürüp da muhabbetle dünya verdi, malum sabbi gitti. Bir yılda oldu, 10 yılda oldu. Demek ki bu zekat verişi gerektiğini yani zekatını organize edeceğiz. Başkası organize ben bilmem hiç gerek yok çünkü bu verişi gerektiğini bozulur gerektiğini. Bana bunu
tarzı aynı değil yani. Burada o şeker tarzında dünya işlerinde o zaman ömür döyüş, bazı sağlıkla da eşit, bazı sağlıkla adamlar sanatın barışı olur demez, ruhuna demezdi, sağlıkçı yapmadan bir anlattı bahsetti. Mesela bu zaman şahsı sağlıkçıdan sağlıkla oradan işler. Ruhla korkmasın, ruhuna adam hakkını yapmayamasın. Bu adamda toplu nazarlarının pozisyonu olarak
anlaşılır. Akli, demek, bileme, bunu doğru yoluyla ortaya koyulur. Bilimin faydalarını aydın, bahar ve yedinlerisin, sabah yedinleri. Çünkü bilim, Allah, Adem, Rabbimiz'in nesli kurulacaktır. Allah Teala'nın bende bir kurulması bile Allah'ın kendisi karşılığında okuyunca benlerin kardeşine aynen bilim görsektir. Ama şunun için bilim bir buluşu ne oluyor? İbadetler bilim oluyor. Yaşarsın bilim oluyor. İlim adetlerinden ücretler yolundan ayağlarının basını tekrar etmeden Kur'an'ın koyup görüşüne nasıl bakıyorum? Şimdi koşu kan vaktiyle, içki dünyanın özelliği, insanın ruhunun terbiyesi ilminden biz kuru özelliği nesilden korkanışımız gerekir. Bu yerde güle çok korkanırlar nesillerimiz var. Bana esnesekin Allah'ın gözünden yaradan sürdüğüm ağrımızda bu işler, yorumlar, bu işler, başlar, hüccetler, derinlik bilen, gerek olan arasın mazatlarının etibar edilmesi. Allah Allah bizi yoran bir yorulsun. Hemenlerimizde nasihatlerden faydalanır. Ruhani anada evlatlar terbiyelerimizde yaşına barışılır. İlimlerimizde sektörlerin barışılır. Yaşlı ve seviyede huzur ıskırıyetlerin ifadetlerinden haramat barışılır. Evlatlar Allah'ın bizi sizlerimizde nasip edilir. Allah subhanahu wa ta'ala hammalarımızda fakat yaşlılıkta olur, yaşlılıkta yürüyüşümüzde o zevk hammalara olsun. Taharet, namazda kıladığın özümüzde malum taharetmez. Taharet dediğinde onu Arapçada huzur diyorlar. Paklik. Yani keyin namazda paklik gözler diyorlar. İslam paklik dinidir. Her anlarsında pakilikini talep edelim. Özümüzü öyle görelim. Bırakta ibadetimiz pakiliksiz olmayın. Taharetsiz ibadet yok. Namazı bir daha olsak, demek bedenimiz pakiliş gerek, kiyimimiz pakiliş gerek, mekanımız pakiliş gerek.